İkinci soru 1. Yukarıdaki terazi modelinde dengede olmama durumu anlatan eşitsizlik hangisidir? Bak, bu taraf daha mı ağır basmış? O zaman 3, 3, 3, 9. Burası da 2x artı 5. Demek ki 2x artı 5 daha küçük olacak 9'dan. Soru 2. Belli bir yerinden tavana asılan çubuğun görünümü aşağıda verilmiştir. Çubuğun sağ ucu daha aşağıda olup şekildeki sayılar o parçanın santim dürümünden uzunluğudur. A en az kaçtır diye soruyor bana. Bak, bu taraf daha ağır, yani daha uzunmuştur ki daha aşağıya sarkmıştır. Demek ki 3A uzunluğu büyük olacaktır. A artı 8'den. Attım A'yı bu tarafa. 2A büyüktür 8'i. 2'ye böldüm. A büyüktür 4 gelecek. En aşağı A'ya kaç verebilirim arkadaşlar? 5. Çünkü tam sayı diyor bana. Çubuğun uzunluğu en az kaç gelebilir? A'ya 5 verdim. Şurası 13 gelir. A'ya 5 verdim. 15 geldi. Toplarsan 13 artı 15'ten en aşağı 28'dir. Doruk'un evi ile okul arasındaki mesafe 3x eksi 1000. Şurası 3x eksi 1000 metre. Evi ile spor arasındaki mesafe 2x eksi 600 metre. Doruk'un evi spor salonuna daha yakın olduğuna göre demek ki 2x eksi 600 uzunluğu daha küçük olmalı 3x eksi 1000'den. Bunu bu tarafa gönderdim, 1x kalır. Eksi 1000 artı 1000 diye geçti. 400 geldi. X'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır diye soruyor. 400'den büyük en küçük 401 gelir. Soru 4. Düz bir zeminde yan yana dikili olan 3 ağacın görseli aşağıda verilmiştir. Ağaçların altında yazan sayılar o ağacın santim türünden yüksekliği verilmiş. Buna göre A'nın en büyük tam sayı değeri kaçtır? Bir kere bak, şu ikisi aynı, değil mi? 12B eksi 140 eşittir A. Bir dursun. Sorun bu ağaç da bundan ve ikisinden de yüksekte. Demek 4B artı 20 büyüktür. 12B eksi 140 diyeyim. B'leri kullanayım yani. Eksi 140 artı olarak geçti. 160. Attım bunu buraya. 8B. Böler tarafı 8'e. 20 küçüktür. B geldi. Değil mi? Benden A'nın en büyük tam sayı değerini istiyor. Şimdi bak. Sen şu denklemde 12B eksi 140'ı karşıya atayım. Artı 140 olarak bir geçsin. Bak, bu bir dursun. B'nin aralığını biliyorum ya. 12B'yi bulayım. Çarp her tarafı 12 ile. 240 küçük büyüktür. 12B mi oldu? Peki ben 12B gördüğüm yere A artı 140 yazabilirim. At 140'ı buraya. 100 büyüktür A. A'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri 99 gelir. Soru 5. Aynı renkte olanların özdeş olduğu kutular yüksekliği 50 santim olan bir rafan şekil 1'deki gibi konulduğunda rafa sığmış. Şekil 2'deki gibi konulduğunda rafa sığmamıştır diyor. Şimdi şöyle diyelim. Mavi kutunun yüksekliğine M diyeyim. Pembe kutunun yüksekliğine P diyeyim. Şu şekilde rafa sığıyorsa 2P artı M'nin kesinlikle 50 gelmesi lazım. Bu şekilde rafa sığmıyorsa arkadaş. Hatta dur. Mavinin yüksekliği pembenin yüksekliğinden bir fazlaysa siliyorum. O zaman şuraya P artı 1 yazayım. Topla bakalım. 3P artı 1 eşittir. Ne gelecek arkadaşlar buradan? Rafa sığıyorsa eşittir demeyelim. Küçük eşittir 50 diyelim, olur mu? Çünkü 50 de olabilir. 50'den daha küçük de gelebilir. Her türlü rafa sığar. 3P küçük eşittir 49 geliyor. Hatta 3'e bölersem P küçük eşittir 49 bölü 3 gelir. Şimdi ben neyse, bu sağ taraftakiler sığmıyorsa, hani şuraya P dersem bu P artı 1, bu da P artı 1 ya, toplarsam 3P artı 2 büyüktür 50 gelmeli. 3P büyüktür 48 geldi. Çünkü büyük olacak sığmıyorsa. P büyüktür 16 geldi. Demek ki pembenin değer aralığına bakarsam arkadaşlar 16'dan büyük 49 bölü 3'ten şöyle küçük. Benden pembe kutunun yüksekliğinin santim türünden değeri hangisidir diye soruyor. Bak, zaten 49 bölü 3, hani 48 tam bölünüyor ya, 16 küsürlü bir sayı. Şimdi 16'dan büyük 16 ile arasında ne verebilirsin? Bir rasyonel sayı verebilirsin. Sonuçta tam sayı değil mi? Bu aralıkta olacağı için bir rasyonel sayı gelmiş olur. Soru 6. Yük taşımak için tasarlanan bir robot, belirli bir kütlenin altındaki ve belirli bir kütlenin üstündeki yükleri taşımamaktadır. Bu robot kütleleri altlarında yazılı olan şekildeki kutuların belirli ikisini ve üçünü birden taşıyamıyormuş.
Buna göre robotun taşıyabileceği ağırlık kilogram türünden en çok kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bak şimdi. Diyor ki bana belirli ikisini ve üçünü birden taşıyamıyormuş. Bir kere üçünü birden taşıyamıyorsa topla şurayı. 48, 11 daha ne gelecektir? 59'u taşıyamıyorsun kesinlikle. Peki taşıyabileceğin belirli ikisini taşıyamıyorsun diyor. Mesela şu ikisini aldığın zaman da taşıyamayacaksın diyor. Değil mi? Toplarsan ne geliyor? 29 da taşıyamıyorsun. O zaman tek tek hepsini taşıyabilemezsin çünkü 30 da taşıyamaz. Demek ki 29'dan küçüğünü taşıyabilirim desem. Demek ki 29'dan küçük her şeyi taşır. 0'dan 28'e kadar. Kaç tane değer vardır? 29 tane. Soru 7. Aşağıda bir müzik çaların ses seviyesini gösteren 4 ayarlı göstergede mavi boyalı bölgeler yukarıya doğru arttıkça ses düzeyi artmaktadır. Birinci seviye 5 desibel, 15 desibel arası. İkinci seviye 15 ile 30, üçüncü seviye 30 ile 50 arasıymış. Bu müzik çalarda 42 desibel şiddetinde müzik çalıyorken, yani neredeyken arkadaşlar? Üçüncü seviyedeyken. Ses ya da x desibel düşürüldüğünde gösterge ikinciyi gösteriyormuş. Şimdi normalde 42, değil mi? 42'den x çıkardığın zaman ikinci seviyeyi gösteriyorsa 15 ile 30 arasına gelmiştir, değil mi? Şöyle yapalım. Her taraftan 42 çıkarsan eksi 27 küçüktür. Eksi x küçüktür. Eksi 12 geldi. Her tarafı eksi 1 ile çarparsam eşitsizlik yönü değiştirecek. 27 büyük 12. Hangisi geliyor bakın? Adana. 8'e bakalım. Yan yana durmakta olan pembe renkli bir kitaplık ve yüksekliği 2 metre olan mavi renkli kitaplığın önden görünümü aşağıda verilmiştir. Kitaplıklarda yükseklikleri eşit 4'er raf vardır. Buna göre pembe renkli kitaplıkta bir rafın yüksekliği kaç farklı tam sayı değeri alabilir? Bak şimdi 2 metre dediğin şey 200 santim. 200 santimi 4'e bölersem her biri 50 santim dedim. Değil mi? Şimdi bu pembe bir rafın yüksekliği diyor ya sana. Tamamını bulalım önce. Bir kere 200'den küçük gelecek. Şimdi bir tanesine a a a a dersen senin bu 4 a dediğin şey kesinlikle 200'den küçük gelecek. Peki neyden büyüktür? Aslında 150'den büyüktür. Değil mi? Çünkü zaten şuraya kadar 150. Biraz daha yukarı çıktığı için 150'den büyüktür diyeceğim. Şimdi 4'e bölersen ne geliyor? 50. 150'yi bir 4'e bölelim mi? Yaklaşık değeri bulalım. Hatta şöyle yapalım. 150 bölü 4. 2'ye böldüğüm 75 bölü 2. 37,5 yaptı. Demek ki 38'den 49'a kadar kaç değer var? Sayarsan 12 değer vardır.